kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim-öğretim sürecine video konu anlatımı ve soru çözümleriyle devam ediyoruz. Salihli Fen Bilimleri Okulları İngilizce zümresi olarak dersimize başlıyoruz. Evet, Achievers kitaplarımızda ünite 6'da konu başlığımız A Day in the Life konusunda gramer bölümünde Present Perfect Continuous tense'i göreceğiz. Biliyorsunuz daha önce derste sizlere bahsetmiştim. İngilizce'deki her zamanın Türkçe karşılığı yok diye. Daha önceki ünitelerimizde perfect tense öğrenmiştik, present perfect tense. Neydi onu bir hatırlayalım önce. Geçmişte başlamış, etkisi devam eden ama bitmiş eylemleri biz o zamanla anlatıyorduk. Bizim konumuz, bugünkü konumuz present perfect continuous. Yani geçmişte başlamış ve şimdi şu anda devamlılık gösteren bir zamandır arkadaşlar. Kullanımlarına bakalım. We use the present perfect continuous to talk about things we have recently finished doing when we aren't focusing on achieving something. Arkadaşlar, devamlılık gösteriyor dedim ama eylemin bitmiş olabileceğinden de bahsediyorum. Örneklerimiz üzerinden gidelim bakalım. What have you been doing? Ne yapmaktaydın, ne yapıyordun diye soruyor. We have been revising for our exam. Ne yapmaktaydınız? Biz sınavlarımızı gözden geçirmekteydik. Evet, peki bu eylem devam ediyor mu? Evet, devam ediyor. Eylem devamlılık gösteriyor arkadaşlar. Peki ben bu zamanı nasıl kuracağım? Kurallarım nedir diye merak ediyorsanız hemen bir sonraki sayfada sizin için tablo hazırladım. Bakalım. Olumlu cümle tablosunda eğer cümleye IUVD özneleriyle başlıyorsak arkadaşlar, ardından have been fiil ing alacak. Eğer cümleye he, she, it özneleriyle başlıyorsak has been fiil ing alacak. Perfect tense'de kuralımız neydi bizim? Özneden sonra have, has getirip fiilin üçüncü halini kullanıyorduk. Bakın, present perfect continuous'da ise continue dediğimde zaten direkt aklıma ne geliyor benim? Fiil ing alacak, değil mi? Evet, ne yapıyorum burada ben? Have, has, been'den sonra fiile ing ekliyorum. Evet, geri dönelim örneklerimize. Bakıyorum, we have been revising for our exam dedim. Cümlemizi nasıl kurdum? We öznesinden sonra have yardımcı fiili, been getirdim. Revise, gözden geçirmek eylemine de ne yaptım? ing form ekledim. Evet, devam edelim bilgilerimizi okumaya. To show that an activity that started in the past is still continuing. Dediğim gibi geçmişte başlamış ve devamlılık gösteriyorsa. They have been playing football all morning. Bütün sabah futbol oynamaktaydılar. Evet, eylem hala devam ediyor. Kim yapıyor eylemi? They öznesi, yani onlar. Ardından ne getiriyorum yardımcı fiil olarak? IUVD'den sonra ne getiriyorum? Have. Ardından been ve fiile ing ekleyerekten cümlemi kuruyorum. Evet, bir sonraki bilgiye bakalım ne diyor? To show that an activity was in progress in the recent past and that there is a present result. Evet, geçmişte başlamış ve hala şu anda eylem etkisini devam ettiriyor. Bakalım örneğe. Look outside, dışarıya bak. It has been snowing. Kar yağmakta, kar yağmış diye de çevirebiliriz biz bunu. Everything is white, her şey beyaz. Evet arkadaşlar, it öznesinden sonra da has, ardından been ve fiil ing alıyor. Şimdi bu zaman gözümüzü korkutmasın, ilk defa karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Nasıl sorularda karşımıza çıkar bizim? Present perfect tense ile mi tamamlayacağız boşluğu, yoksa present continuous ile mi tamamlayacağız? Bize bu durumda karşımıza çıktığında peki biz ne yapacağız? İlerleyen sayfalarda sizin için ikisi arasındaki farktan da bahsedeceğim. O yüzden hiç panik yapmayın. Evet, bakalım. With how long for and since to talk ask and talk about the length of time of an activity that is still happening. Arkadaşlar, perfect tense'de biliyorsunuz how long, ne zamandan beri sorusunu kullanıyorduk. Aynı soruyu buradan present perfect continuous için de kullanacağız. Peki how long'la soru sorduğumuzda cevap neyle geliyordu? For ya da since'le. Örnekte inceleyeceğiz şimdi. Peki biz niçin kullanıyorduk how long soru kalıbını?
eylemin ne zamandan beri yapıldığını sorguladığımızda. How long have you been learning English? Ne zamandan beri İngilizce öğrenmektesin? Bakın soru yapısını you kişisine göre sorduğum için have yardımcı fiilini kullandım. Soruda da aynı şekilde tabloda birazdan inceleyeceğiz. Ardından you öznemiz geldi. Been ve fiilimiz ing aldı. Ne zamandan beri İngilizce öğrenmektesin diye sorduk. Cevabı neyle verebiliyorum dedim. Since ya da for yardımıyla cevabı veriyorum. Ki daha önceden defterlerimizde bununla ilgili notlar aldırmıştım. Şimdi size tekrardan hatırlatacağım. I have been learning English since 2000. 2000 yılından beri İngilizce öğrenmekteyim dedi. Evet arkadaşlar, eğer belirgin bir zamandan bahsediyorsak, işte 2000 yılından beri, Temmuz ayından beri, dünden beri, saat 3'ten beri eylemin yapıldığı kesin net bir zaman zarfı varsa onun başına since, ama geçen zaman aralığı için for kullanıyorduk hatırlarsanız. I have been learning English for 20 years. 20 yıldır İngilizce öğrenmekteyim. Evet, geçen zaman aralığının başına for getirdim. 20 years olur, for a long time, for a short time. Hatırlarsınız arkadaşlar, defterlerimize yazmıştık. Mesela 3 saatten beri derken, bu geçen zaman aralığı olduğu için for, saat 3'ten beri deseydim, belirgin bir zaman olduğu için since. Bunun örneklerini vermiştik. Hatırlamanızı istiyorum lütfen. Evet, bir sonraki örneğimize bakalım. My grandfather has been living with us for 10 years. Ne dedi? Büyük babam 10 yıldır bizimle yaşamakta, yaşıyor. Evet arkadaşlar, yine burada niçin for kullandım? Çünkü 10 years, 10 yıldır geçen zaman aralığını nitelediği için görüyorum ki present perfect continuous'la da biz how long'la soru sorup for since yardımıyla cevap verebiliyoruz. Evet, az önce bahsetmiştik olumlu cümle kurarken arkadaşlar, eğer I, you, we, they özneleriyle başlıyorsak cümleye, ardından have yardımcı fiili, he, she, it ile başlıyorsak has yardımcı fiili, mutlaka been ekliyoruz ve fiile ing takıyoruz. Tabii ki fiilin ing alması için biliyorsunuz onun önünde ne geliyordu? Biz bugüne kadar continuous'larda, şimdiki zamanda mesela am, is, are verbing yapısını öğrendik. Past continuous öğrendik, was, were verbing. Ama burada da present perfect continuous çıktı karşımıza. Zaten present perfect Present perfect tense öğrenmiştik. Present perfect tense have has yardımıyla yapıp fiilin üçüncü halini kullanıyorduk. Continuous'ta ne yapıyoruz? Have has been verb ing formu uyguluyoruz. Olumsuz cümle kuruyorsak da yine have ve has olumsuza dönüyor arkadaşlar. Have you, I, you, we, they'den sonra haven't, he, she, it'den sonra hasn't, ardından been ve fiili ing ekleyerekten biz cümlemizi kuruyoruz. Evet, soru cümlesi yaparken yardımcı fiili başa aldık. Have ve has başa geldi. I, you, we, they kişilerine soru sorarken have yardımıyla, he, she, it kişisine soru sorarken de has yardımıyla soruyu soruyoruz. Hemen ardından been ekliyoruz ve bize parantez içinde verilen fiile de ing takmayı unutmuyoruz. Evet, eğer sorumuz have, has yardımcı fiilleriyle gelmişse cevap neyle geliyor arkadaşlar? Yes ya da no ile geliyor. Hemen bakalım. Have you been playing football dedi bana. Futbol oynamakta mıydın diye sordu. Ne diyeceğim? Yes I have. Eğer sorum benim olumsuz olsaydı cevabım no I haven't olarak cevap verecektim. Çünkü biz soruyu kime soruyorsak arkadaşlar, have you diye sorduğunda yes I, have they diye sorduğunda yes they, have gibi cevaplar vereceğiz. Lütfen bunu dikkate alın. Eğer he, she, it kişisine soruyorsam da has he been bla bla diye soru sorduğunda yes she has. Has he been dediğinde de yes he has. Evet, kişisine göre, yani buradaki öznemizin kişisine göre have ya da has yardımcı fiilini kullanıyoruz. Eğer cevap olumsuzsa da no, özne, haven't ve hasn't yardımcı fiilleriyle kısa cevap verebiliriz. Az önce how long'la bir soru sorduk burada. Yani WH question'la soru sorduğumuzda ne oluyor? Hemen have has'ın başına WH question sorusunu getirip ardından have ya da has, özne, been ve fiile ing takarak soru cümlemi oluşturabiliyorum. Fakat WH question'la soru geldiğinde, bakınız arkadaşlar, burada da görüyorsunuz, yes ya da no ile cevap veremiyoruz.
bize ne soruyorsa ne zamandan beri diye sordu. Biz de 2000'den beri, since 2000 ya da for 20 years, işte ne dedi, 20 yıldır diye cevap verdik. Yani sorusuna göre cevap veriyoruz, değil mi? Ben size burada 3 tane örnek hazırladım arkadaşlar. I have been studying maths. Matematik çalışmaktayım. Bakıyorum, I öznem geldi. Have yardımcı fiilim. Been. Ardından study ne oldu? ing aldı. Olumsuz cümle yapısı kuralım. I haven't been studying French. Fransızca çalışmamaktayım. Yani bunu yapmadığını ifade ediyor. Değil mi arkadaşlar? Geçmişte ve şu anda bu eylemi yapmadığını belirtiyor. Peki soruya bakalım. Have you been studying French? Fransızca çalışmakta mısın? Çalışıyor musun? Tabii ki de bu soruya çalışmamaktayım dediği için neyle cevap vermem lazım? No, I haven't olarak. Ama olumlu cevap vermem gerekseydi de yes, I have diye cevap verebilirdim arkadaşlar. Evet, devam edelim. İlerleyen sayfalarda daha çok örnek hazırladım size. İnceledikçe daha çok kafanıza yatacağını düşünüyorum. Arkadaşlar, present perfect continuous ne dedik? Geçmişte başlamış eylem ve devamlılık gösteriyor dedik. Present perfect continuous is used to talk about past actions and situations that relate to the present in some way. We use the present perfect continuous to talk about things that we have recently stopped doing. Evet, aynı zamanda devamlılık da gösterebilir eylem, bitmiş de olabilir. Bakacağız. Örneğimize bakalım. I have been talking to your teacher and she says you are doing well. Öğretmeninle konuştum. İyi, başarılı olduğunu söyledi. İyi yaptığını söyledi. Evet arkadaşlar, eylem daha yeni bitmiş bakın. Recently stopped doing. Daha eylemi yeni bitirmişim. You look exhausted. Bitkin görünüyorsun. What have you been doing? Ne yapmaktaydın? Yani karşımızdaki kişiye biz soru sorarken yani etkisini devam ettirdiği takdirde perfect continuous da kullanabiliyormuşuz. Bakalım. We use it to talk about activities that started in the past and are still continuing. Evet arkadaşlar, ne dedik? Geçmişte başlamış ve devamlılık gösteriyorsa bu zamanı kullanacağız dedik. Daniel has been playing much better recently. Daniel son zamanlarda daha iyi oynamakta. Playing. Bakın. Evet arkadaşlar, görüyorum burada da eylem geçmişte başlamış ve devamlılık gösterdiği için recently burada zaman zarfıdır, son zamanlarda anlamı katıyor. Perfect continuous'la cümlemizi kurduk. We can also use it with how long, for and since to talk about things that started in the past and are continuing in the present. Dedik ki eylem geçmişte başlamış ve devamlılık gösteriyorsa yine how long soru kalıbını kullanabiliriz. Cevap verirken for ve since kullanırız dedik. Yine size burada örnekler hazırladım. How long have you been playing the guitar? Ne zamandan beri gitar çalmaktasın? Bakın, soru yapısını oluştururken how long soru kelimem geldi. You kişisine soru sorduğum için hangi yardımcı fiili kullandım? Have. Have you been playing the guitar? I have been playing the guitar since last year. Geçen yıldan beri gitar çalmaktayım dedi. Evet, burada ben since ya da for yardımıyla cevap verebildiğimi söylemiştim arkadaşlar size how long sorusuna. Geçen yıl belirgin bir zaman olduğu için de ne yardımıyla kullandım ben burada? Since yardımıyla cümlemi yaptım. Bir başka örneğim daha var. We have been waiting for 2 hours. 2 saattir bekliyoruz, beklemekteyiz. Bakın, 2 saattir derken 2 hours. Bu geçen zaman aralığını belirttiği için de for'la bunu tamamlamış oldum. Since kullanamam. Eğer saat 2'den beri beklediğini ifade etmiş olsaydı o zaman ne derdim? Since 2 o'clock diye belirtirdim. Evet, şimdi akıllarımızda bir soru. Present perfect ve continuous ayrımı. Present perfect simple and present perfect continuous compared. Şurada hemen hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Present perfect simple hangi zamanda yakın geçmiş zaman olarak çevirdik ki Türkçe'de buna eşdeğer bir zaman yok arkadaşlar. Daha önce size sınıfta anlattığım zamanları hatırlayın. Dışarıya çıkıyorum, bir bakıyorum ki yerler ıslak. Ne diyorum? It has rained. Yağmur yağmış. Geçmişte olmuş ve eylem bitmiş. Ama ne oluyor? Etkisini devam ettirdiği için ben hangi zamanla kullanıyordum? Present perfect simple. Neydi arkadaşlar kuralım? Özneden sonra
have, has ve fiilin üçüncü halini kullanaraktan ben present perfect simple kullanıyordum. Ama benim bugünkü konum ne? Present perfect continuous, yani geçmişte başlamış ve şimdi şu anda devam ediyor eylem. Yani peki bunu nasıl kuruyorum dedim. Özneden sonra have, has, been fiilimize de ing takıyoruz. İkisi arasındaki farkı görüyorsunuz. Birisinde eylem bitmiş, diğerinde devamlılık gösteriyor dedik. Bakalım, inceleyelim. Daha akılda kalması için ben örnekler hazırladım size. We use both tenses to talk about past actions and situations that relate to present in some way. Biz bu her iki zamanı da arkadaşlar geçmişte başlamış ve şu anla ilişkisi durumunda kullanıyoruz dedik. Evet, bu ikisi için de geçerli. Buraya kadar tamam. However, the relationship with the present is often slightly different. Fakat aralarında bir fark var arkadaşlar. We often use the present perfect simple to emphasize that something has been completed. Present perfect simple'ı biz geçmişte başlamış ama bitmiş eylemler için kullanıyoruz. But we use the present perfect continuous to talk about or use of time. Continuous'ı ise devamlılık gösteren durumda kullanıyoruz dedik. Hemen örnekleri inceleyelim, daha iyi anlayacaksınız. I have read the book. Ne dedi? Kitabı okuduğunu ifade etti. I have read. Bu hangi zamanla kurulmuş arkadaşlar? Bakıyorum, özne have gelmiş. Fiilin üçüncü halini kullanmış. Burada read fiilinin 1 ve 2, 3 halleri de aynıydı. Have has artı verb 3 olduğunda ben perfect tense olduğunu anlıyordum. Evet, present perfect ile kurulmuş bir cümle. Peki bu cümlede bana ne diyor? Kitap, bu kitabı okuduğunu söylüyor. I have finished it. Okuma eylemini bitirmiş. Bakın, aynı benzer bir örneği continuous ile kurayım. I have been reading the book. Bu kitabı okumaktayım dediğinde arkadaşlar cümleyi present perfect continuous ile kurdum. Nasıl anladım? Have, has, been, fiil ing aldığı durumunda ne dedi? Continuous oluyor dedik. Present perfect continuous oluyor dedik. And I like it. Kitabı okudum, sevdim, but I haven't finished reading it. Fakat okuma eylemini henüz bitirmedim. Yani eylem devamlılık gösterdiğinde continuous'la eylem bitmişse arkadaşlar, burada da belirttim. Eğer eylem tamamlanmışsa, completed diyorsa, o zaman ne kullanacağım ben tamamlandığı durumda? Present perfect kullanacağım. Diğer örneklerime bakalım arkadaşlar. Dad has cooked dinner. Babam yemek pişirdi. Hangi zamanla kurdum ben bunu? Present perfect simple. Evet, that he kişisi olduğu için ardından has yardımcı fiilini getirdim. Çünkü biliyorsunuz, hemen hatırlayalım bu kuralları tekrardan. Şöyle alalım. He, she, it kişisinde ne oluyordu arkadaşlar? Has yardımcı fiili, been ve fiil ing alıyordu. Continuous için söylüyorum. Perfect tense'de de he, she, it'ten sonra has ve fiilin üçüncü hali geliyordu, değil mi? Evet, burada bakıyorum. Perfect tense cümlesi kurmuş. Dad has cooked dinner. Babam yemek pişirdi. It is ready to eat. Yani yemek pişmiş, yemeğe hazır. Dad has been cooking dinner dediğimde babam yemek pişirmekteydi. He has been busy with cooking. Babam hala yemeği pişiriyor. Bakın, onunla meşgul. Yani perfect continuous olduğunda eylemin tamamlanmamış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet, ben kafada bir şeylerin oturduğunu düşünüyorum. Present perfect ve continuous arasında, present perfect continuous arasında farkları size burada daha iyi açıklamaya çalıştım arkadaşlar. Daha net cümlelerle. Eylem tamamlanmışsa present perfect, eylem devamlılık gösteriyorsa da present perfect continuous kullanacaksınız dedim. Peki öğretmenim, biz eylemin tamamlanmış ya da devamlılığını nereden bileceğiz derseniz, mutlaka bir önceki cümlede ya da bir sonraki cümlede bir ipucu karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Lütfen dikkatli olun. Evet, son olarak tekrardan hatırlatmak istediğim bir şeyler var size. Burada farklı şeylerden de bahsedeceğim. Dedim ki, with, how long, for and since we generally use the present perfect simple to talk about states that are still true, but we use the present perfect continuous to talk about activities that started earlier and are continuing. Evet, how long'la soru sorduğumuzda for'le, since'le cevap verdiğimizi söylemiştim. Fakat state verb'lerden bahsedeceğim size. Durum bildiren fiillerden. Durum bildiren fiiller
duygularımızı, düşüncelerimizi anlatan fiiller. Bunları biz asla continuous'la kullanamayız arkadaşlar. İnceleyelim, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. How long have you been at university? Ne zaman üniversitede bulundun? Bu soruyu neyle sordum ben? Present perfect simple'la. Çünkü be fiili arkadaşlar state verb. Yani durum bildiriyor. Bu sebeple burada ing form kullanmadım. Peki bir sonraki cümleye bakın. How long have you been studying at university? Ne zamandan beri üniversitede okumaktasın? Evet, burada present perfect continuous kullandım. Çünkü study is an activity. Bir aktiviteden bahsediyor, eylemden bahsediyor. Ama burada durum bildiriyor. Hareket halinde değil, durağan fiil. Durum bildiriyor. Bakalım, hemen daha iyi anlamanız için bir not çıkarttım. State verbs describe our opinions, thoughts, feelings and relationships with the state verbs. We usually use present perfect. Arkadaşlar, eğer fikirlerimizi, düşüncelerimizi, duygularımızı ilişkilendiriyorsak, burada da gördüğünüz gibi mesela şu fiiller, özellikle burada 8-10 tane bir fiil hazırladım size. Believe, inanmak, know, bilmek, think, düşünmek, seem, görünmek, understand, anlamak, be, olmak, want, istemek, like, hoşlanmak, sevmek, love, sevmek, prefer, tercih etmek, own, sahip olmak, have, sahip olmak. Have'in farklı kullanım alanları da var. Have breakfast, have lunch gibi, biliyorsunuz, kahvaltı yapmak. Yani geldiği yere göre anlam değiştirebilir. Bu fiillerimiz state verb. Yani durum bildiriyor. Duygu, düşünce, hareket halinde değil bakın. İnanmak, sana inanıyorum derken biz bunu çevirdiğimizde continuous olarak çeviriyoruz. Fakat perfect tense'de kullanmak zorundayız. Hemen hatırlatalım. Remember that state verbs don't usually have continuous form. Arkadaşlar, hiçbir zaman state verb'leri ing form takısıyla kullanamazsınız. Bu present continuous için de, past continuous için de, aynı şekilde present perfect continuous için de geçerli. Hemen örneğimize bakın. I have known her for a year. Onu bir yıldır tanıyorum, biliyorum. Ben bunu çevirdiğimde bakın, tanıyorum. Nasıl çeviriyorum? Continuous olarak çeviriyorum. Ama hangi zamanla çevirdim? Perfect tense ile çevirdim. Have, verb 3 yapısıyla. Bu doğru bir cümle. Eğer ben şöyle çevirirsem, I have been knowing, onu biliyorum olarak bu şekilde kullanım yaparsam, bu yanlış bir cümle oluyor. Yani burada gördüğüm fiilleri ing formla kullanamayacağımı belirtmek istiyorum. Ve burada konumu bitiriyorum. Size bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Ders videomuzu izledikten sonra mutlaka kazanım testlerine bakınız. Birinci kazanım testinde Achievers'dan, Students Book'larımızdan, sayfa 62'den bölüm 4'ü ödevlendirdim. Görsel olarak tıkladığınızda kazanım testini göreceksiniz. İkinci kazanım testi için yine Achievers'dan, Students Book'tan, sayfa 62'de bölüm 6'yı ödevlendirme yaptım. Üçüncü kazanım testi için ise workbooklarınızdan, Achievers kitaplarınızdaki sayfa 62'nin tümünü size ödevlendirme yaptım. Lütfen ders videosunu izledikten sonra pekiştirmek için hemen ödevlerinizi yapın. Cevapları bir hafta sonra ESE üzerinden yükleyeceğim. Sağlıkla kalın, evde kalın. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.